Muhammed Mehdi Vahap, 9. sınıf Türkçe öğretmeniyim. Türkmen Oğuzhan Okulu'nda öğretmenlik yapıyorum. Bugün de 9. sınıftaki bulunan konuları, ikinci mesleğin konularını tekrar gözden geçirip okuyacağız. En başta kitapta olduğu gibi bizde ne vardı? 7. etkinlik sayfa 138'de. 7. etkinlik sayfa 138. Yazım kuralları, noktalama işaretini öğrenelim. Geçen yıllarda da birinci mevsimde de okullar açıldığı zaman biz noktalama işaretlerini aldık. Hani virgülden bahsettik, ünlem işaretine bahsettik, parantez, nokta nereye konur, virgül nereye konur, nokta virgül nereye konur, onlardan bahsettik. Şimdi onun devamı gelecek. Yazım kuralları, noktalama işaretini öğrenelim. Kurallar. Bakalım. Burada hangi konumuz var? Büyük harflerin yazımı. Büyük harflerin yazımı. Yani büyük harfler nerede, ne zaman büyük harfle yazılır, küçük harfle yazılır. Yani örnek gösterelim mesela. İşte büyük A'mız var, bir de küçük A var. Doğru mu? Ne zaman büyük yazılır, ne zaman küçük yazılır? Bunu öğrenelim. Kurallar. Birinci kural. Dizeler genellikle büyük harfle başlar. Yani bütün dizeler, örnek veriyorum mesela, herhangi bir örnekte en baştaki harfimiz büyük harfle yazılması lazım. İkinci, özel adlar büyük harfle başlar. Özel adlar, yani benim gibi Muhammed, Ahmet, Ali, Hüseyin, Osman, bu isimler mesela Erbil, Irak, İstanbul, Ankara, bu tür adlar, özel isimler büyük harfle başlar. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları. Bak, ay ve gün adları büyük harfle başlar. Ay ve gün adları nasıl başlar? Cümlenin ortasında da olsa, sonunda, başında da olsa bunlar büyük harfle başlar. Örneklere bakalım. Neil Armstrong 21 Temmuz 1969'da ayak basa ilk insan olmuştur. Bak, Neil Armstrong. Ne yaptık? Cümlenin en başında büyük harfle yazdık. Armstrong nedir? Büyük harf. İsim olduğu için. Şurada da aynı İngilizcesi, şu Türkçesi var. Bir de 21 Temmuz mesela bak. Ne dedi bizde? Cümlenin en başında dizeler genellikle büyük harfle başlar. Tamam. Başladı. Özel adlar büyük harfle başlar. Tamam. Özel ad, bir de iki özel ad. İkisi de büyük harfle başlamış. O da tamam. 21 Temmuz. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün. Bak. Ay ve gün. Gün 21 Temmuz. 21. Onu biliyoruz. Temmuz'u alalım. Temmuz, T harfine bakalım. T harfi ne yaptık? Büyük harfle yazdık. 1969'da ay. Ay özel bir isim olduğu için büyük harfle yazdık. Ayak basan ilk insan olmuştur. Bu birinci örnek. İkinci örnek. Yine Necip Fazıl Kısakürek eserlerinden, şiirlerinden bir parça. Bak ne diyor? Ne hasta bekler sabahı. Bak, ne. Ne kelimesi şurada nedir? Dizeler dedik. Ne, nasıl başlar? Büyük harfle başlar. Ne taze ölüyü mezar. Bak yine ne yaptık? Büyük harfle başladı. Ne de şeytan bir günahı. Yine büyük harfle yazdık. Seni beklediğim kadar. Bak yine ne yaptık? Büyük harfle yazdık. Üçüncü örneğimiz. Komşumuzun kızı Zeynep abla. Bak komşu. Büyük harfle olması lazım. Abla ödevlerimi yaparken bana yardım eder. Bak komşu büyük harf. Kızı Zeynep. Zeynep de özel isim olduğu için ne yapmamız lazım? Büyük harfle yazmamız lazım. Yani kısacası şöyle anlatabiliriz. Bir, dizeler, cümleler her neyse başladığı sözcük, kelime ilk harfi büyük olması lazım.
Özel adlar büyük harfle başlar. Özel adlar baştaysa, ortadaysa ya da sondaysa ilk harfi büyük olması lazım. 3. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Yani bir tarihimiz var, 21 Temmuz gibi. Temmuz yazdığımız zaman, cümlenin sonunda, ortasında ya da başında yazdığımız zaman T harfi, Ağustos olsun, Kasım olsun, bunların ilk harfi nasıl başlar? Büyük harfle başlar. Güzel. Gelelim bir başka bir noktalama işaretine arkadaşlar. Aynı şekilde 7. etkinlikte ne yazmış? Onu tahtaya yazmayacağım. Aşağıdaki örneklerde yer alan yazım yanlışlıkları düzelterek örnekleri yeniden yazınız. Sayfa 139. Sayfa 139. Ne yazmış? Ne şair yaş döker ne aşık ağlar. Tarihte karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir beyhude çağlar. Bir sola bir sağa çoban çeşmesi. Faruk, Nafiz, Çamlıbey'in bir eserinden hangisinde bir yanlış hatası varsa, imla hatası, yazım kuralları hatası varsa onu işaretleyin. B. Göreve 23 Temmuz 1987. Raftaki İngilizce Türkçe sözlüğü alıp incelemeye başladım. Burada ne yazmış? İngilizce Türkçe. İngilizce özel isim olduğu için, ad olduğu için büyük harfle yazması lazım. Türkçe, T, özel isim olduğu için Türkçe, büyük harfle başlaması lazım. Ç, arkadaşımın babası Avrupa'da 2 yıl kalmış. Bak Avrupa özel ad isim olduğu için A büyük harfle yazılması lazım. D, 1006, 1000 atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. 1000 atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. 1000 atlı, Yahya Kemal Beyatlı'nın bir eserinden. 1000 atlı, 1000 B harfi cümlenin başında nasıl yazılmış? Küçük harfle yazılmış, büyük harf olması lazım. Yanlışı var. 1006 o gün, her ikisi 1006'da B harfi büyük yazılması lazım. E, okullar bu yıl 19 Eylül pazartesi günü açılacakmış diye yazıyor bu cümlede. 19 Eylül, Eylül nasıl yazılmış orada? Eylül küçük harfle yazılmış. Eylül tarih, ay bildiren olduğu için onlar büyük harfle yazılması lazım. Şurada bir başka aynı konuya dengeleyelim. Yazım kurallarına noktalama işareti. Bu sefer sayfa 149. Sayfa 149'da ne yazılmış? Kısa çizgi. Bak, etkinliği kaldıralım. Sayfa 149'da yazım kuralları noktalama işaretini öğrenelim. Orada büyük harflerin yazımını öğrendik. Şimdi kısa çizgi. Kısa çizgi. Hani şöyle bir çizgi var ya, o kısa çizgi. Ne zaman nerede kullanıyoruz mesela? Şurada şöyle kural diye kuralları yazalım. Kurallar yazalım. Birinci. Bakalım kısa çizgi. Şu kısa çizgi nerede, ne zaman kullanılır? 1. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır. Bak ne diyor? Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır. İkinci. Aynı şekilde dil bilgisinde fiil ya da eylem, fiil, kök ve gövdelerini
Göstermek için konur. Göstermek için konur. O ikinci. Üçüncü kurala bakalım. Aynı şekilde dil bilgisinde, dil bilgisinde eklerin başına, eklerin başına konur. Dört numaraya bakalım. Satıra sığmayan, satıra sığmayan, bunlara örnekler yazacağız. Örnekler de açıkladığımız zaman ne anlama geldiğini bilirsiniz, anlarsınız. Sığmayan kelimeler ya da sözcükler bölünürken, bölünürken satır sonuna konur. Satır sonuna konur. Beşe bakalım. Kelimeler arasında den, a, ve ile ya da ila arasında anlamlarını şurada şöyle yazalım. Anlamlarını vermek için kullanılır. Anlamlarını vermek için kullanılır. En sona bakalım. Altıncı kurala bakalım. Heceleri göstermek için, heceleri göstermek için, heceleri göstermek için kullanılır. Şöyle burada kısa çizginin den bahsediyoruz. Kısa çizgi. Hani şurada bir böyle çizgi var. Kitaplarda görüyoruz. Kurallar. Bir, dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur. Ne diyoruz? Kökleri ve ekleri birbirinden ayırmak için konur. Çünkü hangisi kök olduğunu, hangisi de ek olduğunu birbirine ayırmamız için kısa çizgi kullanıyoruz. İki, dil bilgisinde fiil ve kök gövdelerini göstermek için konur. Hangi fiil hangi eki almışsa onu göstermek için koyuyoruz. Dil bilgisinde eklerin başına konur. Dil bilgisinde neyin başına? Eklerin başına. Hani şurada gösterdik ya, dan den eki, bak şu kısa çizgi şunu ifade ediyor. 4. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Yani bir cümlemiz var. Şöyle bitiyor mesela. Şurada bir parça kalıyor. Bomboş kalıyor. Oraya ne yapıyoruz? Şuraya bir çizgi bırakıp şöyle devam ediyoruz. Yani bu kelimenin devamı aşağıdaki satırda sığdırıyoruz oraya. 5. Kelimeler arasında dan, den, a ve ila arasında anlamlarını vermek için kullanılır. Şimdi onu yapacağız, söyleyeceğiz. 6. Heceleri göstermek için konur. Hecele mesela parçalandı. Bak ne diyoruz? Parçalandı. Şu çizgileri görüyor musunuz? Şu çizgiler ne ifade ediyor? Kurallar. Yani kısa çizgi kuralını. Yani ne yapacağız? Eğer bir kelimeyi, bir sözcüğü hecelere bölüyorsak ne yapacağız? Böyle kısa çizgilerle birbirinden ayırt edeceğiz. Şimdi şöyle şuraya bakalım. Örnekler verelim. Örneklerle gösterelim. Şu konu hangisine ait olduğunu bir bakalım. Mesela şurada ne var? Yazalım şuraya. Örnekler. Bak ne diyor burada? Mesela A dün akşam
Yol şöyle bir çizgi bırakmış. Da yürürken. Yazıyorum diğerini. Şeyde var. Bunlar kitapta bu örnekler var. Mesela ne yazdı? Lik cı kan mış. Şurada bak kısa çizgi kullandık. C'ye bakalım. Bil gi siz lik. Şurada kısa çizgileri vurguluyoruz. Görelim derine. Kerkük bir çizgi bırakıyor bak. Erbil yolu. D'ye bakalım. Öğrenci. Kalemlik. En son örneğe bakalım. Hangi kitapta verilmiş diye. Bir şiir. Şurada bir çizgi. Bul. Şurada bir çizgi. Şu örnekler hangisine 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kural var. 6 örnek var. Hangisi hangisine bağlı? Mesela birinci ne diyor? Dün akşam yolda yürürken bak ne yapmış burada? Burada bir tane kısa çizgi. Hani burada bu tahtada yazdığım için sıkıntı olmasın da burada boşluk var. Ama bu boşluk yolda yani burada bir boşluk kalmadığı için burada devam etmiş. Ne dedik burada? Mesela dördüncüye bakalım. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Yani bak buraya sığmamış, hemen bir çizgi bırakıp şuraya geldik. Yani bu ne olması lazım? 4 numara. 4 numara ne diyor burada? Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Gelelim be. Lik cı kan mış. Üçüncüye bakalım. Dil bilgisinde eklerin başına konur. Bak ne diyor? Dil bilgisinde eklerin başına konur. Hani var ya mesela lık lik luk lük. Mesela dan den. A-E. Hani şu çizgileri koyuyoruz ya. Bunların başına konur. Yani 3 numara cevap. C'ye bakalım. Ne yazmış? Bilgisizlik. Bilgisizlik. Birinciye bakalım. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır. Bak. Bil fiil kökü. Gi siz lik. Ne yaptık bunları? Birbirlerine ayrı yazdık. Ayırdığımız zaman da kısa çizgide kullanıyoruz. Yani bir numaralı kurala ait. Gelelim ç. Kerkük Erbil yolu. Kerkük Erbil yolu. Gelelim beşinciye bakalım. Kelimeler arasında den, a, ve, ila, ile arasında anlamlarını vermek için kullanılır. Bak Kerkük bir çizgi bıraktık. Erbil yolu. Yani mesela işte iki tarafın yolu. Mesela Süleymaniye Dohuk yolu diyoruz mesela. Öyle atıyor mesela. Dohuk Zaho yolu mesela atıyoruz. Öyle bir kısa çizgi var. O kısa çizgiyle belirtmek zorundayız. Yani bu da 5 numaralı kurala ait. D'ye bakalım. Öğrenci kalemli. D ne diyor? Burada 6. heceleri göstermek için kullanılır. Heceleri ayırmak için. Bak, öy bir çizgi bıraktık. Parçalıyoruz. Ren parçaladık. C K şurada bir çizgi olması lazım. Lemlik. Yani bu kuralda 6.'ya ait olması lazım. En son örneğimiz pişir bir de bul. Hani pişir ne diyoruz burada? Pişirmek. Bu makmeki yazmamamız için ne yapmak zorundayız? Bir kısa çizgi burada ya bırakıp yani bunun devamında bu bir fiil olduğunu, makmek eki olduğunu göstermek için yani bu da 2 numara kurala ait olduğunu belirtmek zorundayız. Bunları kısa çizgiyi aldık, büyük harfleri aldık. Şimdi gelelim tırnak işareti. Ne zaman tırnak işaretini kullanacağız?
Şurada şöyle yazalım. 8. etkinlik. Bu etkinlikleri yazıyorum. Çünkü kitapta var. Sayfa kaçta var? Sayfa 150. Sizde 150. Sayfa 150'de bu soruların cevabı var. Tırnak işareti. Tırnak işareti ne zaman kullanırız? Kural. Mesela şurada bir kural var. O kuralı yazalım biz. Kural. Özel olarak belirtilmek istenen sözleri tırnak içine alınır. Ne diyor burada? Özel olarak belirtilmek istenen, yani bir kelimeye, bir sözcüğe vurgu yapmak istediğimiz zaman orayı, hani diyoruz ya, altını çiziyoruz. Oraya tırnak işaretiyle bunları belirtiyoruz. Örnek yazalım şuraya. Mesela sizde mi özgürlük kavramını aynı şekilde açıklıyorsunuz. Bak ne diyor burada? Siz de mi özgürlük kavramını açıklıyor? Çünkü soru işareti o neden var? Çünkü burada soru sorduğu için. Burada neyi yapıyoruz? Bak şuraya bakın. Tırnak içine alıyorum bunu. Niye bunu tırnak içine alıyoruz? Niye? Çünkü siz de mi özgürlük kavramını, yani vurgu yapacağım yer, anlatmak istediğim yer, altını çizmek istediğim yer özgürlükten bahsediyorum. Yani bir şeyi altını çizmek istiyorsan, bir şeyi anlatmak, vurgu yapmıyorsam onu ne yapacağım? Tırnak işareti içinde onu belirtmek zorundayız. Özgürlük kavramını aynı şekilde açıklıyorsunuz. Diğer bir cümleye bakalım aynı şekilde. Yıllardır şu bir ikinci cümle. Yıllardır Varlık dergisini büyük zevk ile okurum. Yıllardır Varlık dergisini büyük zevk ile okurum. Hangi dergi? Varlık dergisi. Çünkü niye? Bir derginin ismi olduğu için. Bir derginin ismi olduğu için onu vurgu yapmak istediğim için ona ne yapıyorum? Tırnak işareti içine alıyorum. Bu birinci kural. İkinci kurala bakalım. Yazıların isimleri ve başlıkları tırnak içine alınır. Tamam. Birinci kural, özel olarak belirtmek istenilen sözleri tırnak içine alınır. İkinci kural ne diyor? Kural, cümle içerisinde kitapların, bak ne diyor? Kitapların, yazıların, isimleri ve başlıkları. Bak, bir kitap olduğunu düşünelim, bir de yazın olduğunu düşünelim. İsimleri, başlık, bir de başlıkları nasıl olması lazım? Tırnak içine almak zorundayız.
Örnek. Mesela Leyla ile Mecnun adlı mesnevisini ...1535'te kaleme almıştır. Şimdi ne diyor mesela? Ne dedi? Cümle içerisinde kitapların yazıları, isimleri ve başlıkları tırnak içine alınır. Kitapla ne dedik? Bir kitabın ismi. Bak ne diyor? Leyla ile Mecnun adlı mesnevisinin bir mesnevi, yani bir kitap olması lazım. Yani şunu şöyle tırnak içine alıyorum. Niye? Bu bir kitap. Bu bir eser. İkinci örneğe bakalım. Bu birinci örnek. İkinci örneğe bakalım. Yahya Kemal'in bazı şiirleri kendi gök kubbemiz adı altında çıktı. Ne diyor? Yahya Kemal'in bazı şiirleri kendi gök kubbemiz adı altında oldu. Yani ne diyor? Bu kitap ismi olduğu için kitap ismini ne yapıyoruz? Ana başlık. Nasıl bulabiliriz? Yani bak, gök kubbe. İkisi de büyük harfle yazılmış. İkisi de o zaman büyük harfle yazılmışsa ne yapıyoruz o zaman? Biz bunları tırnak içine, şöyle hani yapıyoruz ya, tırnak içine alıyoruz. Genellikle arkadaşlar, bugün 9. sınıf 1. dersimizde ne aldık? Yazım kurallarını aldık. Yazım kuralları, kelimeler, cümleler büyük harfle başlar. Onu belirtmek istedik. Daha sonra ne aldık? Kısa çizginin kurallarını aldık. En sonunda da ne almıştı? Bu tırnak işaretinin nasıl, nerede kullanılır? Nerede kullanmak zorundayız? Tırnak içinde özel olarak belirtmek istenen sözlerin tırnak içine alınır. Cümle içerisinde kitapların, yazıların isimleri ve başlıkları tırnak içine koymamız gerekiyor. Bugün de bu kadar. Dersimiz bu kadar. İkinci derste, gelecek derste herkeste görüşmek üzere. İyi günler.